Değerli izleyenler, hepinize merhabalar. Yunan karşıtı haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip noktadaki olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Finlandiyalı vekil Kvarnström, PKK'lıları ve FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeyeceğiz. Değerli izleyenler, Finlandiya'dan teröristler için iade talebine dair açıklama yapıldı. Açıklamada, onları sınır dışı etmeyeceğiz, hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız denildi. Finlandiya'dan NATO konusunda karmaşık mesajlar geliyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazır oldukları şeklinde açıklama yaparken, Finlandiya Parlamentosu Sosyal Demokrat Milletvekili ve Parlamentodaki Kürt Dostluk Grubu Başkanı Johan Kvarnström farklı bir demeç verdi. Türkiye, hem Finlandiya hem de İsveç'ten terör örgütleri unsurları için barınma noktaları olmalarını istemiyor. Bu iki ülkeye terörle aralarına net çizgi çekmeleri talebi iletildi. Kvarnström ise Rudava yaptığı açıklamada Finlandiya'nın değerlerini ve ilkelerini müzakere edemeyeceklerini belirtti. FETÖ'cüleri ve PKK'lı teröristleri işaret eden Kvarnström, onları sınır dışı etmeyeceğiz, hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız dedi. Kürtlerle çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlatan Finlandiyalı vekil, Kürtler hakkında çok şey öğrendim, her şeyi bilmiyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum ki Kürtlerin dağlardan başka dostları da olsun dedi. Türkiye ile diyalog halinde olmanın ve pozisyonlarını korumalarının önemli olduğu şeklinde görüş paylaşan Finlandiyalı vekil şöyle devam etti. Finlandiya bağımsızlığını sürdürme konusunda bazı önlemler alması gerektiği düşüncesinde. Dolayısıyla bir savunma koalisyonunun parçası olmalıyız. Finlandiya Meclis Başkanı Matti Vanhanen de masum insanlar olarak tanımadığı teröristler konusunda Türkiye siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski var. Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor demişti. Türkiye, Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü ve İsveç'ten 10 FETÖ'cü ile 11 PKK'lı olmak üzere toplam 33 teröristin iadesini talep etti. Ancak iki İskandinav ülkesi bu taleplere olumlu yanıt vermedi.